Allah müminler kardeştir dedi. Böyle işi gücü saldırmak olan, kusur bulmak olan, dedikodu yapmak olan, iftira atıp küfürle itham edenler, şirkle itham edenler kardeş olamamıştır. Bir kulun hatası, kusuru, eksiği, yanlışı ne olursa olsun, eğer Allah'a iman etmişse iman hepsinden büyüktür. Hepsinden değerlidir, hepsinden kıymetlidir. Eğer Allah kardeşler olun dediyse, bununla beraber casusluk yapmayın, birbirinizden hatasını araştırmayın. Ölü kardeşinizin etini yemeyin, iftira atmayın, fitne çıkarmayın, birbirinizi kötü lakaplarla çağırmayın dediyse, eğer birileri de bunu yaparken, hem de bunu Allah adına yaptığını söylüyorsa, bizim de soracağımız bir soru vardır. Sizin Allah'ınız kim? Siz kimin kulusunuz? Bunu yapmaya nasıl böyle cesaret edebiliyorsunuz? Müminlerin gözünün içine baka baka, İşte ben sizi Allah'a davet ediyorum, ben sizi İslam'a davet ediyorum, ben sizi tevhide davet ediyorum. Bu nasıl tevhid? Bu nasıl İslam? Bu nasıl bir din? Bu kimin dinidir? Biri La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse, Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam, eğer o yalan söylüyorsa, hatta sen onun yalan söylediğini biliyorsan, bunu korkudan yapıyor ya da bunu başka bir sebepten dolayı yapıyorsa, eğer o La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediyse, o hem dünyasını ve canını korumuştur. Onun dünyası da, canı da emniyettedir. Niye? Ona karışamazsın, ona dokunamazsın. O onu dokunulmaz kıldı bir kere. Laf da söyleyemezsin. Ama eğer bunu gerçekten söylediyse, iman etmişse, iman ederek söylediyse, zaten hem dünya saadetini hem ahiret saadetini kazanmıştır. Birileri böyle bir şey söylerken bir eksik söylüyor veya bir yanlış bir içtihatta bulunuyor. Başka birinin o içtihadından dolayı ya da o kullandığı yanlış kelimeden dolayı, belki sen anlamamışsındır, o onu öyle anladı. Zaten imani konularda kimse yanlış bir kelime kullanmaz. Ben müminim, Müslümanım diyenler. Herhangi bir konuda içtihat etti. Farklı bir içtihatta bulundu. Senin ona kafir, müşrik, zındık deme hakkın var mıdır? Din düşmanı deme hakkın var mıdır? Neden öyle söylüyor? Din bende diyor. Benden başka, bizden başka kimse Müslüman değil diyor. Kim bizim çizgimizden en ufak bir şekilde dışarıyı çıkarsa ona mümin demez, Müslüman demez, kafir der, müşrik der, zındık der. Bunun dinlenilmemesi gerekir der, bunu dinlemeyin der. Oysa ki o binlerce güzel şey söylemiş, ayetler okumuş, hadisler söylemiş. Sana lazım olanı al. Allah öyle buyurdu ayet-i kerimede. Onlar sözün tamamını dinlerler. En güzeline tabi olurlar. Sen en güzelini al. Onun için ne diyoruz? Müminler tıpkı bal arısı gibi her çiçekten öz toplayıp bal yaparlar. Bu bal sana lazım. Sana marifet lazım. Sana hikmet lazım. Senin bunu elde edebilmen için alman gerekiyor. Yoksa kendinden başkasını, herkesi din düşmanı, İslam düşmanı gösterip o kardeşlerini küfürle itham etmen nasıl doğru olabilir? Senin işin bu müdür? Sormak lazım, Allah size böyle bir vazife mi verdi? Niye böyle yapıyorsun? Neden böyle yapıyorsun? Kendisine göre mesela, kendisine uyanlar, tabi olanlar, onlar gibi düşünmüş olanlar, mümin, Müslüman, en ufak bir şekilde ayrılık olsa, bunlar dinden çıktı diyor. Bu din senin babanın mali midir? Sen bu dinin sahibi misin? Allah dinini koruyor. Allah
kitabını vahyetmiş. O bizim elimizdedir. Kimse Kur'an'a zarar verebilir mi? Biri oraya bir şey ilave etse ya da çıkarmaya kalkışırsa, bir tek kendini rezil eder, kendini perişan eder. Yaratılış gayesi nedir? Allah'a kul olmak, abd olmak, Allah'a iman etmek. Bize düşen imanları arttırmaktır, abdiyeti arttırmaktır, muhabbeti arttırmaktır, kardeşliği arttırmaktır. Müminleri bir ve beraber etmeye çalışmaktır. Gönülleri birleştirmektir, birbirine bağlamaktır. Bütün gönülleri Allah'a bağlamaktır. Sen Allah'a davet et. Kendine değil, kendi dinine değil. Allah'ın kitabına davet et. Allah'ın Resulüne davet et. Zaten biri Allah'ın davetine icabet etti mi, Resulünün davetine icabet etti mi? O doğruyu bulur. Allah ona doğruyu gösterir. Herkesin Rabbi Allah'tır. Onu terbiye edecek olan, ona öğretecek olan, eğitecek olan, büyütecek olan Allah'tır. Sen Allah'a davet et, kendine değil. Onun için kesinlikle birileri böyle eleştiriyor, çekiştiriyor, dedikodu yapıyor, iftira atıyor, bir bahane bulup, evet, herhangi bir sözünden dolayı, herhangi bir veya içtihadından dolayı onu eleştirip çekiştiriyorsa, o gıybet ediyor. Araştırıyorsa, casusluk yapıyor. Kardeşinin etini yiyor. Görünüyor. Böyle yapanların ağzından salya akıyor, salya. Kardeşinin kanı akıyor ağzından. Hele bir Allah de, hele bir la ilahe illallah de. Yok, ben dini koruyorum. Din, senin babanın mali midir ki seni koruyorsun? Din Allah'ın dinidir. Kim ona dokunabilir? Kim yanlış bir şey söylerse sadece kendine zarar vermiştir. İnsanları böyle ahmak, aptal zannetmek yanlıştır. Allah herkese akıl vermiştir. Herkese irade vermiştir. Herkese gönül vermiştir, gönül. Herkesten söz almıştır. Bilmeyen kimse yok. Sana düşen sadece hatırlatmaktır. Allah Kur'an'a zikir dedi. Resulullah Efendimiz'e zikir dedi. Hatırlatma, hatırlatan. Sana düşen hatırlatmadır. Rabbini hatırlatmadır. Ona onu hatırlatmadır. Yoksa bir saat boyunca konuşuyorsun. Şu şöyle yanlış yaptı, şu şöyle hata işledi, şu şöyle yanlıştır. Bunu dinlemeyin. Ne bu ya? Bu nedir bu? Sonra diyor ki bir saat vaaz etti. Vaaz yapmış. Allah Allah. Bu ne biçim bir vaazdır? Sen bu vaazı kime yapıyorsun? Sen bu vaazın kaynağını nereden alıyorsun? Kim sana bunu söyle diyor? Kim? Bu Kur'an değildir. Bu Allah değildir. Bu Resulü değildir. Resulü öyle mi yaptı? Bir dur bakayım Resulullah Efendimiz'in yanında. Senin gibi mi konuştu? Senin gibi mi anlattı? Senin gibi mi davet etti? Hiç benziyor musun ona? Hangi sözün onun sözüne benziyor? Onun için böyle yapanların tövbe etmesi lazım. Yarın huzura çıkınca, Allah sana, bana iman ettin mi? Abd oldun mu? Teslim oldun mu? Rahmet oldun mu? Hidayet oldun mu? Hayır oldun mu? Sen böyle mi hidayet oluyorsun? Onun için kim la ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorsa, canı, mali garanti altına alınmıştır dedi Resulullah Efendimiz. Eğer yalan söylüyorsa, eğer doğruysa, yani canı malı eğer garanti altına alınmışsa, koruma altına alınmışsa, ona dokunamazsın dedi. Laf da söyleyemezsin. İçindekini Allah biliyor. Eğer gerçekten iman etmişse, hem dünya hem ahiret saadetini kazanmıştır. Bize de düşen böyle yapmaktır. Öyle işimiz olmayan işlere karışmak, kendi kendimize bir vazife edinmek. Bu benim vazifemdir. Senin vazifen kulluktur, abdiyettir. Senin vazifen peygamberinin yaptığıdır. O alemlere rahmet, rahmet olmaktır. Müminlere karşı tevazu sahibi olmaktır. Kafirlere karşı şiddetli olmaktır. Sen niye kardeşini kafir diye itham ediyor, sonra da ona saldırıyorsun?
Kim birini küfürle itham ederse, öyle buyurdu Resulullah Efendimiz, o söz havada kalmaz. O söz Allah'a gider. Her söz Allah'a gidiyor. Eğer o doğru söylüyorsa sahibine gider. Allah onu kabul ettiyse sahibine gider. O öyleyse. Değilse değilse söyleyene geri döner dedi. Onu kafir yapar. O kafir olur. Bir insanın mümin ya da olmadığına, mümin olup olmadığına nasıl hüküm verilmelidir? 100 harinden 99 tanesi eğer küfrünü gösteriyorsa, icap ettiriyorsa, bir tane hali imanı icap ettiriyorsa, sen ona mümin olarak bakman gerekir. Ona öyle muamele etmen gerekir. Bir de yani böyle 99 hali imanı gösteriyor, bir tane halinden dolayı itham ediyorsun ve ona kafir, müşrik, zındık, fasık diyorsun. Bütün halleri, bütün bunları kendin kazanmış oluyorsun. Söylediklerin, düşündüklerin senin başına gelir. Onun için edepli olmak gerekir. Birbirimize karşı edepli olmamız gerekir. Allah'a karşı edepli olmamız gerekir. O eleştirdiğin, kötülediğin, yerdiğin ya da dinlemeyin bunu dediğin. Eğer Allah katında sevilen biri ise kim seni kurtarır? Dinlemeyin dediğinde, hadi gerçekten insanlar onu dinlemedi. Mahrum kaldı ondan. Onun ilminden, marifetinden, onun hikmetinden, onun okuduğu ayetlerden, Resulullah Efendimiz'in, peygamberlerin hayatını anlatmasından mahrum kaldılar. Mahrum ediyorsun insanları. Kimi dinleyelim? Beni dinle diyor. Tamam mı? Seni dinleyelim. Her birinizi dinleyelim. Böyle yapanları. Siz ne anlatıyorsunuz? Şu kafirdir, şu müşriktir, şu yanlış yapıyor. Bu tevhidten çıkmış, bu vahdetten çıkmış. Bu fasıktır. Gönlümü kinle, nefretle doldurdum. Bu iman mıdır? Bu marifet midir? Kim bunu sever böyle bir şeyi? Kim sevindi? Şeytanı sevindiriyorsun. Bak şeytana arkadaşlık yapıyorsun bu halinde. Böyle olmaz. Bu bütün konuşanlar için öyledir. Eleştirip çekiştirenler için öyledir. Allah bu din tevhid dinidir, vahdet dinidir. Tevhid öyle lafla tevhid, vahdet deyip ben tevhiddeyim, vahdetteyim demekle olmuyor. Bir olman gerekir. Kardeşinle bir olman gerekir. 2 milyar Müslüman vardır. Mümin vardır yeryüzünde. Kendisine mümin, Müslüman denen. Bak birlik yok, beraberlik yok, kardeşlik yok, tevhid yok. Kimin yüzünden? Elbette ki tevhidi bozanların yüzünden. Kardeş olamayanların, eleştirip çekiştirenlerin yüzünden. Önce bir La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor mu? Diyor. Bitti. Bu senin kardeşin. Sizin bir ve beraber olmanız lazım. Bu savaşı küfre karşı vermeniz lazım. Şirke karşı vermeniz lazım. Bunun için bütün müminler, Müslümanlar, bütün mümin, Müslüman memleketler görüyoruz. Hepsi zillet altındadır. Zillet. Ama Allah eğer müminseniz üstün sizsiniz dedi. Üstün olamıyoruz. Neden? Mümin olamamışız da ondan. Kardeş olamamışız da ondan. Birbirimizin imanını sevmiyoruz da ondan. Bir kul ki La ilahe illallah diyor. Muhammedun Resulullah diyor. Bitmişsiniz. Her şey bitti. Hatası var, kusuru var, eksiği var, yanlışı var. Onu hesaba çekecek olan Allah'tır. O senin kardeşindir. O Allah birdir diyor. Allah'tan başka ilah yoktur diyor. Muhammed onun Resulüdür diyor. Onu kabul ediyorum diyor. Ben onun ümmetiyim diyor. Ben onun evladıyım diyor. Ben Allah'ın kuluyum diyor. Yetmiyor mu bu kadar? Yeter. Allah bizi tefrika yapanlardan eylemesin. Fitne çıkaranlardan eylemesin. Eleştirip, çekiştirip yerenlerden eylemesin. Kardeşinin etini yiyenlerden eylemesin. Casusluk yapanlardan eylemesin. Allah bizi kardeş olanlardan eylesin.
hikmetle konuşanlardan eylesin. Allah'a, Allah'ın rızasını kazanmaya davet edenlerden eylesin. Allah'ın yakınlığını, cemalini, dostluğunu kazanmaya davet edenlerden eylesin. Dost olanlardan eylesin. Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi, müminler kardeştir. Ey iman edenler kardeşler olun buyurduğu kardeşlerden olmaktır. Allah bizi onlardan eylesin. Kendi kendimize vazife çıkarıp, birileri bize vazife vermeye çalışıyor. Kim? Şeytan, iblis. Senin vazifen budur diyor. Sen bununla cihad ediyorsun. Sen bu cihadi, bu mücadeleyi kiminle yapıyorsun? Mesela görüyoruz, insanları, gençliği görüyoruz. Her biri bir telden çalıyor. Kimi, ben Allah'ı kabul etmiyorum, peygamberi de kabul etmiyorum. Bir kısmı bakıyorsun, Allah'ı kabul ediyoruz, peygamberi kabul ediyoruz. Lafta söylüyor sadece onu. Bir kısmı, ben müminim, Müslümanım. Evet, kelime-i şehadet getirmesini bilmiyor. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah demeyi bilmiyor. Deyince manasını bilmiyor. Hiç Rabbine secde ettin mi? Hayır diyor. Benim işim yok onlarla. Ben işime bakıyorum. Ben okul okuyorum, okuluma bakıyorum. Bak akın akın millet cehenneme gidiyor. Bırak hele bir La ilahe illallah Muhammedun Resulullah desin. Senin işin bu. Senin vazifen bu. Her birimizin ömrü sınırlıdır. Allah ömür vermiş. Bu sınırlı ömür içinde sana düşen Rabbinin davetine icabet etmektir ve Rabbinin davetiyle davet etmektir. Allah bizi imana davet ediyor. Küfretmeye değil, hata aramaya değil, eleştirip çekiştirmeye değil. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, muhabbete davet ediyor. Onun için bütün kardeşlerimize de söylüyoruz. Bizim kimseyle işimiz olmaz. Bizim işimiz Rabbimizledir. Bizim muhatabımız Allah'tır. Kulları muhatap almıyoruz. Rabbimiz ne dediyse doğru odur, hak odur, güzel odur. Ve bize de düşen sadece güzel yapmaktır. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı örnek almaktır. Resulullah Efendimiz'e tabi olmaktır. Onun yürüdüğü yolda yürümektir. Peygamberlerin halini yaşamaktır. Onların gösterdiği tavrı göstermektir.